Merhabalar arkadaşlar, Ebru'nun ellerine hoş geldiniz. Sizlerle birlikte harika bir tatlı yapalım. Çok pratik kaşık tatlısı arkadaşlar. Geçelim. Muhallebisi için 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve çırpıcıyla karıştırıyoruz. Üzerine 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz ve sütümüzü ilave ederken karıştıralım arkadaşlar. Evet, iyice çırpıyoruz arkadaşlar topak topak olmaması için, karışması için. Evet, ocağımıza alalım. Ve ocağımızda da sürekli karıştırmamız gerekiyor topaklanmaması için arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, muhallebimiz hazır. Ve ılıması için kenara bırakıyoruz. Kedi dillerimiz bir paket kedi dilimizi elle, elimizle kırıyoruz arkadaşlar. Evet 3 eşit parçaya böldüm. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kedi dillerimiz de hazır. Muhallebimizin üstüne yarım su bardağı süt bir paket krem şantimizi ilave ediyoruz ve bunu çırpıcıyla hafiften karıştırıyoruz. Şimdi blenderımızla iyice çırpıyoruz arkadaşlar. 4-5 dakika kadar çırpıyoruz blenderımızla. Evet, muhallebimiz de hazır. Muhallebimizin içine kırdığımız kedi dillerimizi döküyoruz ve Yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Alttan do Alttan başlayarak karıştırıyoruz. Arkadaşlar çok pratik, çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyince yoruma yazarsanız sevinirim. Fotoğraf da atabilirsiniz arkadaşlar. Harika bir lezzet. Hem de çok pratik arkadaşlar yani. Canlı tatlı mı istedi, kalkın yapın. Evet, hazır. Borcamımızın içine kedi dilli muhallebimizi döküyoruz. Evet, hepsini döktükten sonra spatula ile yaydırıyoruz eşit bir şekilde. Evet, üstünü bastır bastıra yaydıralım arkadaşlar. Eşit bir şekilde dağıtalım her tarafına. Evet, tatlımızı kenara alalım ve soğumasını bekleyelim. Bu sırada çikolata sosu yapalım. 2,5 su bardağı süt koyduk ve 1 paket çikolatalı sos koyduk arkadaşlar. Arkadaşlar, çikolata sosu hazır kullandım gördüğünüz gibi. Arkasında tarifi yazıyor ne kadar süt koyacağını siz de ona göre koyabilirsiniz arkadaşlar. Benimkinde 2,5 su bardağı yazıyordu. Ben ona göre yaptım arkadaşlar. Evet bunu iyice çırpıyoruz. Çırptıktan sonra ocağımıza alalım. Ve ocakta da sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yani dibine tutmaması için yanmaması için arkadaşlar sürekli karıştıralım. Evet çikolata sosumuz da hazır. Evet gördüğünüz gibi kaynıyor arkadaşlar. Çok az daha kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Evet şu an altını kapattık ve soğuyan muhallebimizin üstüne çikolata sosumuzu döküyoruz. Kaşık yardımıyla her yerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet, dağıttıktan sonra 2 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz ve üstünü süslemeye geçiyoruz. Ben çikolatayı rendeledim arkadaşlar. Öyle süsledim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Çok pratik, çok kolay. Herkes yapabilir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.